Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, bu sabah Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek üretim fabrikasında ciddi bir patlama yaşandı. Yaklaşık 200 işçinin çalıştığı fabrikada 73 çalışanın yaralandığı, 2 de can kaybı olduğu söyleniyor. Temennimiz can kayıplarının artmaması. Canını kaybeden, canını yitiren işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yine başta yaralanan çalışanlarımız olmak üzere tüm işçilerimize ve Hendek halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Grup Başkan Vekilimiz, Sakarya Milletvekilimiz Engin Özkoç başkanlığında, Genel Başkan Yardımcımız Tuncay Özkan, Meclis Başkan Vekili adayımız Sayın Haydar Akar, Kocaeli Milletvekilimiz ve Artvin Milletvekilimiz Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Uğur Bayraktutan'dan oluşan bir heyet olay mahalline intikal etmek üzere. Yine Sakarya İl Başkanımız olay mahallinde gelişmeleri takip ediyor. Gerekli olduğu zamanlarda da belediyelerimizden yardım talebinde bulunuyor. Değerli basın mensupları, sarayın ülkede milletin iradesini tüm kurumları ve kuruluşları vesayet altına alma çabaları bütün hızıyla sürüyor. Tek adam vesayet rejimi milleti gerçek ötesi söylemlerle kutuplaştırmak, kurumları bölmek, parçalamak için müthiş bir algı operasyonu yürütüyor. Saray milletimizi salgında yapayalnız bıraktı. Şimdi yıkıcı bir işsizlik buhranının pençesine düşürdüğü insanlarımıza ya pembe masallar anlatıyor ya da onlara, sesini çıkaranlara haddini bildirmeye, seslerini kesmeye kalkıyor. Gün geçmiyor ki yeni bir kriz veya krizlerle karşılaşmayalım. Ülke olarak oradan oraya savrulmayalım. Ülkemizi 18 yıldır yönetenlerin artık maskesi düştü. Maskenin altından ucube bir tek adam vesayet rejimi çıktı. Şimdi bu ucube rejim milletimizin boğazına kirli tırnaklarını geçiriyor. Nefesini ve sesini kesmeye çalışıyor. Sadece özgürlüklerimize değil, aşımıza, işimize de musallat olmuş vaziyette. Ucube saray rejiminin yaptıklarına ve yapmak istediklerine bir bakın. Daha gelir gelmez yasamayı, adalet sisteminin savcı ve yargıçlar ayağını, bağımsız kurumları hızla vesayet altına aldı. Son bir hafta içinde de adaletin üçüncü sacağı savunmayı, yani baroları bölüp parçalamaya çalışıyor. Milletimizin savunma hakkı da sarayın vesayeti altına alınacak. Sosyal medyaya yasak ve sınırlamalar getiriliyor. Sosyal medyada sarayın vesayeti altına alınmaya çalışılıyor. Şehir üniversitesi siyasi kan davası güdülerek kapatılıyor. Bilim yuvaları sarayın vesayeti altına alınmaya çalışılıyor. Saray hükümetinin hoşlanmadığı Tele1 ve Halk TV gibi özgür basın, özgür televizyon kanalları 5 gün süreyle karartma uygulanıyor. Son kalan özgür televizyonlarda sarayın vesayeti altına alınmaya çalışılıyor. İşçinin, emekçinin alın teri olan kıdem tazminatına musallat olunuyor. Yetmiyor, esnek çalışma denerek işçilerimizin yasal güvenceleri elinden alınmak isteniyor. Emekçilerimiz de sarayın vesayeti altına alınmak isteniyor. Türkiye giderek özgür ve demokratik dünyadan kopartılıyor. Ülkemizin etrafına bir demir perde çekilmek isteniyor. Değerli basın mensupları, saray hükümetinin had bildirme gerekçesiyle düğmesine bastığı, müellifi FETÖ olan çoklu baro projesinin görüşmeleri dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Komisyonu'nda başladı. Koltuğu ve ikbali için milleti bölüp parçalamaktan çekinmeyen sarayın kibirli adamı şimdi baroları parçalamaya hazırlanıyor. Bu ülkede ilk defa Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetlerinde hakimlerin ve savcıların cübbelerine ilik açıldı, önlerine düğme dikildi. Yargıya, yürütmenin başının önünde cübbe ilikletildi. Erdoğan şimdi de avukatlarımızın cübbelerine ilik açıp düğme dikmek istiyor. Kimin projesiyle?
bu ülkenin başına beraberce ördükleri çoraplar artık dillere düşen FETÖ'nün projesiyle. Sarayın kibirli başına soruyoruz, siz ak baroları kurma hayaliyle, kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşu olan baroları bölüp parçalarken, bu milletin kardeşliğine, birliğine ve bütünlüğüne kasteden terör örgütleri bu defa da baroları ele geçirirse ne yapacaksınız? Milletten bir kez daha af mı dileyeceksiniz? Açık söyleyeyim, milletimiz nezdinde aldatma kotanız dolmuştur. Taşıyor. Önünü ardını düşünmeden attığınız adımların sonu milletimiz için hep kan, gözyaşı ve acı oldu. Yargılama, iddia ve savunma makamları adalet sisteminin üç sac ayağıdır. Bu üç unsur arasında halkımıza en yakın olanı da savunmadır. Avukattır. Avukatlar neyi savunur, kimi korur? Elbette milleti ve milletin hakkını. Barolar anayasamızın 135. maddesine göre kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Bu nedenle de barolarımız anayasal güvence altındadır. Çoklu baro projesi avukatlara partilerine, etnik kimliğine, dini inancına göre cübbe dikme projesidir. Daha da önemlisi bu aziz vatanı bölme ve ihanet projesidir. Peki savunmanın da sarayın vesayeti altına girmesinden en çok kim zarar görecektir? Hukuk devleti zarar görecektir. Milletimizin hakkı hukuku zarar görecektir. Ucube rejiminin muktedirleri ise millet karşısında daha da güçlenecektir. Hak arama imkanının kalmadığı yerde kimse iş yapmaz. Aş da olmaz, ekmek de olmaz. Milletimizin cebi hep boşalır. Çoklu baroyla parçalanmak istenen vatanın bütünlüğüdür. Milletimizin her türlü haksızlık, hukuksuzluk karşısında kendini savunabilme hakkıdır. Bitirilmek istenen milletimizin aşıdır, işidir, ekmeğidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sarayın bu vesayet girişimi karşısında hak, hukuk, adalet diyerek dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu arada dün gece yaşanan bir başka ayıba değinmeden geçmem de mümkün değil. Şu salgın döneminde daha bir hafta önce 27 saat Ankara'nın kapısında aç susuz bekletilen baro başkanları bu defa dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında sabaha kadar bekletildi. Milletin savunma hakkını temsil eden ve anayasamızda kamu görevlisi olarak tanımlanan baro başkanlarımız dün millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeri alınmadı. Bu utanç sadece ucube saray hükümetine ait değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletin hukukunu korumakla mükellef olan ama sarayın vesayetini altına girmeyi tercih eden parlamentonun yöneticilerinin ve tabii yine buna destek veren iktidarın koalisyon ortaklarınındır. Değerli basın mensupları, ucube saray rejiminin vesayet projesi sadece milletimizin savunma hakkını gasp etmekle de kalmamıştır. Saray rejimi milletin haber alma özgürlüğü üzerinde kurduğu vesayeti her gün biraz daha pekiştirmek istiyor. Burada da sarayın kibirli başının hak bildirme üslubu yine devreye giriyor. Bu ucube rejimin sopası da rütük. Ballı yönetim kurulu üyeliklerinin verildiği rütük başkanı ve iktidar koalisyonunun seçtiği üyeler tam bir saray tetikçisi gibiler. Devlet yönetiminde böyle bir yozlaşma ne görüldü ne de yaşandı. En son en çok izlenen özgür kanallardan Tele1 ve Halk TV ekranlarının 5 gün karartılmasına karar verdiler. Aslında karartılan ekranlar değil, halkımızın gerçekleri öğrenme hakkıdır. Değerli bir siyaset bilimci, gerçekleri terk etmek, özgürlüğü terk etmektir. Eğer hiçbir şey gerçek değilse, her şey bir gösteriden ibarettir. Ve en göz alıcı gösteriyi, cüzdanları en kabarık olanlar izler diyor. Saray rejimi, gerçekleri yok etmek, çarpıtmak ve iktidar oyununu sürdürmek için ihale havuzlarıyla, kamu kaynaklarıyla, milyarlarca dolara medya imparatorlukları kurdu. Ama kurduğu bu kağıttan imparatorluklar millet nezdinde 3 kuruşluk itibar görmedi.
gazete diye bastıkları kağıt parçaları kağıt mendil kadar değer bulmadı. Havuz kanalları izlenmiyor. Milletimiz gerçekleri terk etmemek için direniyor. Şimdi yeni yasaklarla, sansürlerle milletimizin bu direncine saldırıyorlar. Ama ne yaparsanız yapın, ne kadar saldırırsanız saldırın, milletimiz gerçekleri terk etmeyecektir. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görüyor. Notunuzu veriyor, sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları, ucube saray rejimi milletimizin ifade özgürlüğü üzerinde de vesayetini pekiştirmek istiyor. Milletin kendini özgürce ifade edebildiği tek bir mecra kaldı. O da sosyal medya. Şimdi boyalı ve renkli medya üzerindeki vesayetini sosyal medyaya da genişletmek istiyor. Erdoğan tam bir hafta önce gençlerle yaptığı dijital toplantıda ihmal edilmeyecek kadar önemli bir mecra diyerek sosyal medyaya iltifatlar yağdırıyordu. Buna rağmen Erdoğan o toplantıda gençlerin dislikes tsunamisinden kurtulamadı. Gençler sana oy moy yok diyerek sandıktaki kaderine işaret etti. Erdoğan sosyal medyada gençlerden çalımı yiyince bak topu patlatırım ha diyen mızıkçı çocuklara dönüverdi. Birden sizin alçakça hakaretlerini bahane ederek sosyal medyayı topyekün kapatacağını söyledi. Yine millete had bildirme moduna geçti. Esra ve Berat Albayrak çiftinin uğradığı alçakça saldırıyı bu ülkedeki aklı başındaki herkes kınadı. Sarayın kibirli başının tüm kutuplaştırma, bölme gayretlerine rağmen milletimiz bu toprakların kadim değerlerine sahip çıktı. Elbette olması gereken buydu. Kaynağı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin, nefret diline itibar, suikastlarına karşı ortak tutum, nefret diline ve itibar suikastlarına karşı ortak tutum alınmalıdır. Ama şu da bir gerçek. Sayın Meral Akşener, Sayın Canan Kaftancıoğlu, Sayın Başak Demirtaş ve toplum önündeki daha pek çok kadın için yeşil benekli troller sosyal medyada itibar suikastları düzenlerken neden bu kadar öfkelenmediniz? Had bildirmeye kalkmadınız Sayın Erdoğan? Hatta cüretkar bazı troller sizin siyasi hamleler yapmanız için zemin hazırladıklarını, sizin de bundan çok memnun olduğunuzu televizyonlarda itiraf ederlerken siz nerelerdeydiniz? İpleri boğazdaki bazı tuzu kuru yalı sahiplerinin elindeki trollere bir dakika deyip sesinizi neden yükseltmediniz? Bir tweette yer alan bu sakil resmin müellifi olan belediye meclis üyeniz hakkında ne yaptınız? Yoksa tek adam vesayet rejimini kurmak için bir lütuf olarak gördüğünüz 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi bir kendini bilmez ahlaksızın edepsizliğini de sosyal medyada gençlerin ve milletin sesini kesmek için bir lütuf olarak mı gördünüz? Getireceğiniz yasaklar, sansürler bu milletin gerçeklerini değiştirecek mi? Yoksulluğu, işsizliği, hayat pahalılığını gizleyebilecek misiniz? Yasaklarla, tehditlerle gençleri susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hafta başında söyledim. Aklı başında hiçbir iktidar ülkesinin geleceği olan gençlerle kavga etmez. Gençlerle ve teknolojiyle kavga eden iktidarlar sandıkta kendi tabutlarına çiviyi çakarlar. Bakın, sosyal medya ile ilgili tüm dünyada bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bizde de yapılmalı. Ama bunu had bildirme edasıyla yaparsanız, bunu bir yasakçı zihniyetle yaparsanız, o zaman tüm milletimizin başta gençler olmak üzere öfkesini üzerinize çekersiniz. Tekrar söylüyorum, ne yaparsanız yapın, milletimiz attığınız her adımı, söylediğiniz her sözü, yaptığınız her işi görüyor. Notunuzu veriyor. Sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları, ucube saray rejimi aşımızı da işimizi de bitiriyor. Vesayetçi saray düzeninin işbaşı yapmasından bu yana geçen 2 yılda 2.281.000 vatandaşımız işinden oldu. 100 milyar dolar gelirimiz cebimizden alındı.
market raflarında bebek mamalarına sanki pahalı elektronik aletmiş gibi hırsızlık alarmı takılmaya başladı. Bebek maması ateş pahası olmuş. Bıraktık büyükleri, bebeklerimiz ne yiyip içecek? Biz bugün bu ekonomiden başka neyi konuşacağız? Ama bunlar sarayın umurunda bile değil. O baroları, televizyonları, sosyal medyayı vesayeti altına alıp bebeğine mama alamayan işsiz anne babanın isyanını gizlemekle uğraşıyor. Bugün Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1'in üstünde. Bu mevcut fiyat seviyesi, fiyat serisindeki ikinci en yüksek Haziran ayı enflasyonu. Yılın ilk yarısında tüketici enflasyonu %5,8. Son bir yılda %12,6. Bu arada sarayın talimatlı marketlerinden toplanan baskı altındaki gıda fiyatları da aylık olarak düşmüş. Ancak buna rağmen yıllık %13'e dayanan gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonuyla bu alanda dünyada en yüksek enflasyonu olan ülkelerden biriyiz. Burada rakiplerimiz Ruanda, Kazakistan, Sri Lanka gibi ülkeler. Bu yıl 70 yılın en büyük çekirge istilasına uğrayan Kenya'da dahi gıda enflasyonu %8,2. Ne yaparsanız yapın mızrak çuvala sığmıyor. Milletimizin tenceresi dolmuyor. Milletimiz sizin o güdümlü marketlerinizdeki fiyatları pazarda, bakkalda bulamıyor. Tüm dünyayı bize güldüren o kerameti kendinden menkul enflasyon faiz teorilerine ne oldu? Merkez Bankası'nın faizi %8,25 ama bugün enflasyon %12,62. Hani faiz sebep enflasyon sonuçtu? İşte düştü. Faiz düştü 8,25'e. Niye bu enflasyon düşmüyor? Niye bu enflasyon %12'yi geçti? Geçtiğimiz günlerde bir kere söyledim. Saray kabinesinden tık çıkmadı. Unuttuk sanmasınlar. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emekliye verilen ikramiyeler bu bayramda en az 1500 lira olmalı. Olmalı ki emeklilerimize de çocuğuyla, torunuyla, ağız tadıyla bir kurban kesmek nasip olsun. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları devam ediyor. İşsizlik diz boyu. Hele yaşlı iş gücünün iş bulması her gün biraz daha güçleşiyor. Bu nedenle bir an önce emeklilikle yaşa takılanların sorunlarını çözün. Polislerimiz, sağlık çalışanlarımız ve imamlarımız, diğer başka memurlarımız 3600 ek göstergeyi bekliyor. Bayramdan önce bu 3600 ek göstergeyi verin, memurlarımızı bir sevindirin. Bu arada bıçak esnafın kemiğini artık delip geçti. Esnaf sesini duyurmak için saraya mektup yazdı. Stopajı kaldır diyor. Borçlarımın faizini öde diyor. Nefes almamı sağlayacak nakdi destekleri ver diyor. Biz bunları söylediğimizde, daha işin başında söyledik, duymadılar. İnşallah esnafımızın feryadını duyarlar. Değerli basın mensupları, bu ucube rejimle beraber ekonomi politikalarında 50 yıl öncesine gittik. Ülkemiz 1970 model politikalarla dünyadan koparılıyor. Gencimize, kadınımıza, çalışanlarımıza dünyada ne varsa en iyisini alabilecek imkanı vermek yerine, üretebilecek imkanı vermek yerine saray insanımızın bunları görmesini engellemeye, bunlara erişme umudunu yok etmeye uğraşıyor. Gümrük duvarları yükseltiliyor, sermaye hareketleri kısıtlanıyor. Piyasalar 90 metrelik sahada oynamaları gereken oyunu 10 metrede, hem de bir de karşılarında rakip yerliler dışında rakip olmadan, yani bir tek yerli oyuncularla oynamaya zorlanıyor. Şimdi de Rekabet Kurulu'nun sopası şirketlere sallanıyor. Rekabet Kurulu 5 Alman otomobil firması için soruşturma açtığını duyurdu dün. Dünyada evveli gün. Ancak burada ilginç bir durum var. Kurul soruşturma açma kararını 11 Haziran'da almış.
Ama bu soruşturma kararını, soruşturma açma kararını kamuoyuna ne zaman açıklamış? 1 Temmuz'da, yani 2 gün önce. Şimdi tabii biz de merak ediyoruz. Rekabet Kurulu almış olduğu bu kararı, 20 gün önce almış olduğu bu kararı açıklamak için neden bu kadar bekledi? Acaba Alman Volkswagen firması Türkiye'de yatırım kararını sürdürme, yatırım yapma kararını sürdürme kararını almış olsaydı bu soruşturma kararı yine de alınacak mıydı? Yoksa iptal mi edilecekti? Bu kadar keyfi, hukuktan uzak bir yaklaşımın hüküm sürdüğü ve öngörülebilirliğinin olmadığı bir yerde ne yerli ne de yabancı sermaye yatırım yapar. Yapmıyor da zaten. Bu ucube rejim ekonomi bürokrasisini bitirdi. Liyakat yok. Devlette kimse muhatap bulamıyor. Her şey damat ve kayınpederde bitiyor. 1970 model antika bir arabada gibiyiz. Bu arabada ne yol kontrolü var, ne şerit, ne takip sansörleri var, ne de otomatik fren sistemi var. Hasılı ne denge ne de fren var. Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Direksiyonun başındaki şoför acemi, antika arabayı kullanmaktan anlamıyor. O alışmış otomatik araba kullanmaya. Ekonomi düz yolda kaza üstüne kaza yapıp duruyor. Oysa sarayın bir de yaveri var. Tam bir antika araba meraklısı. Bırakın bir de o kullansın diyeceğiz ama o da baroları bölüp etnik ve radikal terör örgütlerine teslim ederek ülkede yeni bir beka sorunu yaratma ve milletin sosyal medyasını karartmakla meşgul koalisyon ortağıyla birlikte. Sarayın yaveri kraldan çok kralcı olmuş. Saraydan daha çok sesi çıkıyor. Yetmiyor, üstüne bir de boykot eylemi de yapıyor. Bu arada Yunan Cumhurbaşkanı'nın burnumuzun dibindeki eşek adasına yaptığı ziyaretle ilgili sarayın yaverinden de saraydan da tık duymadık. Yoksa tank palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesini içlerine sindirdikleri gibi eşek adasının Yunan toprağı olmasını da kabul mü ettiler? Ne oldu yerlilik? Nereye gitti millilik? Söylüyorum. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görüyor. Notunuzu da veriyor. Sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek. Bu ülkenin güçlü ve kapsayıcı kurumlara sahip, hukukun üstünlüğünü tesis etmiş, dünyayla rekabet edebilen, refahı hakça ve adil paylaşan, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği önceleyen bir büyüme stratejisine, yandaşa değil millete hizmet eden yeni ve güçlü bir sosyal refah devletine ihtiyacı olduğunu devamlı söylüyoruz. Ancak bunu da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gerçekleştireceğiz. Değerli basın mensupları, demokrasilerde özgürlüğün bedeli sürekli ihtiyatlı ve tetikte olmaktır. Gün korkma, çekinme, sinme günü değildir. Milletimiz zamanı geldiğinde kendisini küçümseyenlere, iradesini yok sayanlara en ağır şamarı atmayı bilir. İbret vesikasını uzaklarda aramaya gerek yok. Kıssadan hisse almak isteyenler için 30 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019 seçim sonuçları ortadadır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim bize iletilen bazı sorular var. Haber Global kanalı tarafından iletilen bir soru var. Şöyle. AK Parti Genel Başkan Vekili'nin Sayın Numan Kurtulmuş'un İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik açıklamaları oldu. Anlaşmada bize uymayan iki husus var. Bunlardan biri toplumsal cinsiyet, diğeri de cinsel yönelim tercihi dedi. Kurtulmuş ayrıca bu anlaşmanın LGBT'nin ve marjinal grupların ekmeğine yağ çalacağını da söyledi ve sözleşmeden çıkılacağına dair bir yorum ifade etti. Bu konuyla ilgili sizin görüşünüz nedir? Gerçekten ben bazı şeyleri anlamakta büyük güçlük çekiyorum. Bu İstanbul toplantısını alayişle ve alayişle yapan bunlar. İstanbul Sözleşmesi'nin altına imza atıp bununla her yere caka satan bunlar. Şimdi ne oldu da İstanbul Sözleşmesi'nden imzalarını çekmekten söz ediyorlar? O gün de mi aldatıldılar, yanıltıldılar? İstanbul Sözleşmesi'yle uğraşmalarının altındaki temel neden şudur. Biraz önce söyledim. Milletimiz işsizlikle boğuşuyor.
yoksullukla boğuşuyor, pahalılıkla boğuşuyor. Aman bunlar görünmesin, milletimizin dikkatini başka yere çekelim diye uğraşıp duruyorlar. Bir tek bir şey hatırlatayım. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetle ilgili Avrupa'nın en önemli dokümanlarından biridir. Bunu nereye koyacaklar? Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Madem uluslararası sözleşmelerle uğraşacaksınız, o zaman ben size bir uluslararası sözleşmeden bahsedeyim. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi var. 1971 yılında bu sözleşmeyi kabul etmişiz. Uluslararası sözleşme mi istiyorsunuz? Hem de bu sözleşmeyi duyunca aziz milletimiz mutlu olsun, memnun olsun mu istiyorsunuz? O zaman bu sözleşmenin gereğini yerine getirin, aile destekleri sigortası kanununu derhal çıkarın. Biz de buna sonuna kadar destek verelim. Evet, teşekkür ederim. Efendim, Halk TV tarafından son dakika gelişmesiyle iletilen bir soru var. Şöyle, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı ile birlikte Libya'da olduğuna dair son dakika bilgileri geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Libya sürecini nasıl izliyor ve nasıl değerlendiriyor? Libya sürecini büyük bir dikkatle izliyoruz. Ve orada bulunan askerlerimizin ayağına taş değmemesini istiyoruz. Bu çerçevede Libya'da olan bitenlerin bu ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda gelişmesini de destekleyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz.